My Team 4. bölümde karşınızdayım. Bakalım bu maçta Dennis Schroeder'a yer vereceğimi söylemiştim. Bir Jordan Clarkson'la yerini değiştirip onu ilk 5'e aldım. Bakalım nasıl oynayacağız. Biraz hızlı bir oyuncu. Jordan Clarkson'dan içeride bitirişi daha iyi görünüyordu. Ama bakalım ben onunla nasıl oynayacağım. Çünkü önemli olan bu. Bazen böyle kötü oyuncularla iyi oynayabiliyorum ya da iyi oyuncularla hiç oynayamadığım oluyor stiline alışık olmadığım için. Ama bu maçı almak istiyorum. Orlando Magic'e karşı oynuyoruz ve karşıda almak istediğim, ben yani inşallah alırım dediğim iki isim var. Bir isim alacağım maçın sonunda, alabilirsem o da. İnşallah takımıma gelir dediğim bir Vucevic var. Bir de Oladipo var ama yanında Tobias Harris falan çıkarsa veya ne bileyim Elfrid Payton falan çıkarsa da hayır demem. Bu arada Kevin Durant fadeaway ile başladı maça. Bu arada ilk yüklediğim o intro videosundan sonra böyle bir başlangıç yapmak beklentilerin biraz altında kalmış olabilir ama o introda geçen isimleri almak gerçekten kolay değil. Hani biraz zaman gerekiyor onları almak için. İlerleyen zamanlarda inşallah ne bileyim Curry'i, Carmelo'yu, LeBron'u falan takıma katacağım. Biraz da şans gerekiyor onlar için. Bu arada Henry Sims'ten mükemmel bir blok geldi. Faul de olabilirdi ama zamanlamasını çok iyi ayarladı. Kevin Durant hızlı hücumda Tobias Harris falan dinlemeden sıbacı bastı. Güzel bir başlangıç yaptık. Bunu diğer videoda söylemeyi unutmuşum ama bu Kevin Durant, Kevin Durant'in çaylak hali olan Kevin Durant. Hani 2007 sezonundaki Kevin Durant. Yani en iyi dönemindeki kadar etkili değil ama gerçekten şu kadroya göre mükemmel bir oyuncu. Bu arada Fred'e üçlüğü gönderdi. Jimmy ya adamım benim, çok çok iyi oynuyor gerçekten. Dennis Schroeder aldığıma 1000 pişman oldum. O yüzden bu maçta genellikle Isaiah Cannon'ı oynatacağım. Bu arada bomboş bıraktılar. O da excellent release'i gönderdi. Maçtaki ilk sayısı da üçlük olmuş oldu. Dennis Schroeder ne şut atabiliyor? Tamam hızlı, eyvallah, hani hızına bir şey demiyorum ama ya burada gördüğümüz gibi Isaiah Cannon oyuna bir girdi. 5 sayı gerideydik ve bu farkı direkt kapatıp eşitliği sağladı. Ama önümüzdeki maçlarda bir oyun kurucu hani çıkmazsa, bu Orlando'dan sağlam bir oyun kurucu çıkaramazsam ki, yani kim çıkacak ki? Çok olsa Elfrid Payton veya Luke Ritenour çıkar. Ya Isaiah Cannon ya da of, bu arada çok güzel bir sayı attı. Ya büyük ihtimalle Jordan Clarkson ve Isaiah Cannon ikilisiyle birisi yedek olacak. Büyük ihtimalle yedek olan da Isaiah Cannon olacak. Bakalım ama hani sürekli bu isimlerle devam edeceğimi söylemiyorum. Kevin Durant fast break'te çok güzel bir pas verdi. PJ Harrison'ı maçla bitirdi. İlerleyen günlerde bakarsanız cidden iyi bir oyun kurucu çıkartırım bir takımdan. Onunla devam ederim. Kevin Durant köşeden üçlüğü gönderdi ve bir sayıyla öne geçtik. Bu maç biraz çekişmeli olacak gibi ama bir önceki maça da hani çoktan bitti falan derken bir anda geri gelmişlerdi. Bakalım bu maç nasıl olacak. Isaiah Cannon içeriye çok güzel girdi. Yalnız şimdiden 9. sayısını attı ve çok iyi oynuyor. Dennis Schroeder'i keşke almasaydım derken Isaiah Cannon'ın böyle oynaması, ki burada da 11. sayısını attı, çok iyi oldu gerçekten. Hücumda tıkanmaktan falan bahsediyordum. Kevin Durant olmasına rağmen bu maçta çok tıkanıyoruz. Hani sürekli 24 saniye yiyoruz ve şut atan bir oyun kurucumuz olmadığı için üçlük de bulamıyoruz. Kevin Durant 24 saniye biterken, Kevin Durant hücum tıkanmasından bahsederken, onun üçlük bulması çok iyi oldu ve şu anda 6'da 5 ile 12 sayıda. İlk yarının bitimine son 24 saniye. Ritenour orta mesafeli atışı başarılı değil. Kevin Durant uzun kollarıyla ribaundı çekti. Yok, Kevin Durant değil, Henry Sims. İkisi de 35 giyince karıştırdım. Bu arada Fredet hızlı hücumda dengesi bozulmasına rağmen sayıyı buldu. Bu maçta Ben Gordon'u da alabiliriz. Bak, onu alırsam çok iyi olur. Onu ben seviyorum da, eskiden Association'ımda oynatırdım. Bu arada süre biterken Kevin Durant excellent release'i gönderdi. Ve böylelikle ilk yarıyı sadece bir sayı geride kapatıyoruz. Mesela bu modun periyotları 6 dakika. O dikkatimi çekti benim. Hızlı hücumda Isaiah Cannon. Basket foul. Biraz şansın da yardımıyla oradan basket faul'ü çıkardı Isaiah Cannon. Ve atışı da isabetli. 2 sayı öne geçtik. Şu anda Isaiah Cannon 14, Kevin Durant 15 sayı atmış ki takım halinde toplam 39 sayı attık. Henry Sims içeride topu kaybediyordu derken Isaiah Cannon orada. Bu arada ufak bir bilgi vereyim. Isaiah Cannon'ın da boyu 1.85, The Kid'in de boyu 1.85 biliyorsunuz. Ya ben oyunda herhalde 1.85'lik oyuncularla iyi oynuyorum gerçekten. Çünkü bu maçta Isaiah Cannon olmasa şu anda belki de fark yemiştik. Yani Dennis Schroeder'in tutmadığı bir maçta onun böylece oynaması benim çok 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 işime yaradı. Ama ona rağmen sadece 2 sayıyla öndeyiz. Bu arada 24 saniye biterken Jimmy Fredette'i unuttular. Adamımı unutamazsınız. Jimmy orta mesafeli atışı gönderdi. Üçüncü çeyreğin bitimine az kaldı ve şu anda 5 sayıyla gerideyiz. Bunun sebebi de Isaiah Cannon ve bir tek Isaiah Cannon değil, hani ilk 5 oyuncularının kenarda olması. Ve Dennis Schroeder de oyunda olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Ancak faul olabiliyoruz. Ki serbest atışlarımızı da atamıyorduk. Bakalım bunları atabileceğiz mi? Jeremy Tyler ilk atışında isabet var. Yani serbest atışını görüyorsunuz. 57 mi yazdı orada? Göremedim. Bakayım. 54 yazdı. 57'yi ben iyi söylemişim yine ama 2'de 2 attım.
Luke Ridnour ikinci atışı da isabetli değil ve bu hücumda bir üçlük bulabilirsek son çeyreğe eşit gideceğiz. Wayne Ellington hızlı hücumda frene bastı, üçlüğü gönderdi, atışı isabetli ve 8.3 saniye kala 50-50 yaptı durumu. Şu anda bir savunma yapıp sayı bulabilirsek çok iyi olacak. Ben Gordon, Aaron Gordon'a çok iyi indirdi, basket foul. Jeremy Tyler biraz daha hızlı gelebilirdi. 52-54 ama bu maçta daha iyi oynayan takım Orlando Magic gerçekten. Bir türlü ritmimizi bulamadık ama hani bir önceki maçta da son çeyrekte çok iyi şeyler yapmıştık. Bakalım henüz maçın bitmesine 4.5 dakika var. Kevin Durant içeriye çok güzel girdi, basket foul. Vucevic foul yapan isim Kevin Durant bir de atış kullanacak, 17. sayısı oldu. Ve atışı da isabetli. Kevin Durant 18. sayısını attı. Şu anda sadece bir sayıyla öndeyiz. Elfrid Payton içeriği zorladı. Atışı başarılı değil ama girmesi zordu gerçekten. Kylo Quinn rebound'ı aldı. Kevin Durant hızlı hücum şansı. Ooo, çok sert bir faul geldi Tobias Harris'ten. Hatta bir flagrant one bile çıkabilirdi. Abi neye itiraz ediyorsun ya? Bu NBA 2K serisinde de buna ben tamım yani. Hani bazen bu animasyonlar cuk diye oturuyor. Hani itiraz etmesi çok doğal olabiliyor ama bu pozisyonda neye itiraz ediyorsun be abi? Hani... göz var nizam var dedikleri olay var ki Kevin Durant da 2'de 2 excellent atarak gayet iyi cevabını verdi ve onun da 20. sayısı oldu. Tobias Harris, Vucevic, ben niye zıpladım ona? Vucevic'i bir anda farklı kişi sandım. Elfrid Payton içeriye girdi, atışı başarılı değil. Of, Henry Sims çok iyi ribantı aldı ve güzel savunma, yanında bir hızlı hücum getiriyor. Isaiah Cannon hızlı hücumda turnikeyi bıraktı ve 18. sayısını attı. O da kaldığı yerden devam ediyor. Yalnız Orlando taraftarı da bayağı playoff modunda gibi şu anda. Sürekli defense diye bağırmalar falan, hani kritik dakikalar ama bunu bile yapmayan taraftar oluyor bazen oyunda. Bu arada Kevin Durant çok güzel backdoor cut yaptı. Orta mesafeli atışı başarılı. Potanın da biraz yardımı oldu orada. 11'e 3'lük bir seri yakalamışız. Maçın bitimine 1 dakika 40 saniye kaldı. Bakalım sonunda ne olacak? Şu anda bir sayıyla avantajı elde tutan taraf biziz bu arada. Of! Of! Kevin Durant Tobias Harris'i pazara kadar gönderdi. İşte bu hücum bizim adımıza maçı bitirebileceğimiz bir hücum. Bakalım ne yapacağız? Kevin Durant, Kyle Okun çok güzel top döndürdük. Jimmy Fredet excellent release'i gönderdi. Jimmy! Bu hani sadece bir şut değil, bir baltayı sapladı resmen Orlando'ya Jimmy. Normalde onun adı Jimmer Fredet ama ben Jimmy diyorum hani böyle sevdiğim için, sempatik geldiği için falan. O yüzden hani belki aklına takılan olur diye söyledim. Bu arada Jimmer Fredet'ten, Jimmy'den, Jimmer'dan artık ne derseniz deyin adamım benim ya. Maçın bitimine çok az kaldı ve Orlando zorlama şeyler deniyor. Taktik faal yapacaklar ama tabii Jimmy'yi yakalayabilirlerse. Kevin Durant'e çıkardı. 2.4 saniye kala Tobias Harris faul yapan isim Kevin Durant iki atış kullanacak. İlk atışı isabetli, onun da 25. sayısı olmuş bu maçtaki. Evet, bu atışlar Oladipo için gelsin. O karttan Oladipo'nun çıkmasını istiyorum. Veya Vucevic de olabilir, fark etmez ama o ikisinden birisi olursa çok iyi olur. Bu arada Ridnour onu da atıyordu ve bu maçı 71-63 kazandık. 611 My Team puanıyla bu maçı kapatıyorum. Büyük ihtimalle 3 yıldızı almış olacağım zaten. Hani 425 istiyordu galiba. Yok, bunda mesela 450 istiyor. Gittikçe çoğalıyor galiba. Bakalım neler çıkacak paketten. Hadi bismillah diyerek bir logo paketinden başlayalım. Logodan çok bir beklentim yok. Yani ne çıkacak? Logo çıkacak ve yanında kontrat ve bir de özellik arttırma çıkacak. Hani bu sabit herhalde, bilmiyorum. Forma paketinden bakalım ne çıkacak, hangi forma çıkacak. Öyle çok sevdiğim bir formaları yok ama hani aynen ev sahibi artı kontrat artı bir tane rozet çıktı. Onu da istediğimiz oyuncu ekleyebiliyoruz falan ve hadi oyuncu da hadi Oladipo gel buraya. Hadi Oladipo. Oladip, ah be. Elfrid Payton artı bir tane forma artı bir tane kontrat çıktı. Evet, böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.